Kaynayan domatesleri artık kavanozlarımıza bu şekilde dolduruyoruz. İyice sıkmaya dikkat edin. Ters çevirin. Evet. Ve hemen ters çevirin arkadaşlar. Sızdırmazlığını garanti edin. Arkadaşlar 25-30 kilo domatesimiz var. Bunları ilk önce soyuyoruz. Bu domatesin cinsi çok önemli. Yerli domates kullanmıyoruz biz. Yerli domates kullandığımız zaman çok sulanıyor. Suyu kalıyor sadece kaynattığımızda. Bu Bursa domatesi. Bursa domatesi tane tane kalabiliyor kaynattığımızda bile. İlk önce domateslerimizi yıkadık ve soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sakın o kabukları atmayın arkadaşlar. O kabukları daha sonra birkaç işlemden geçirip salça haline getireceğiz. Domates salçası haline getireceğiz. Burası da doğrama istasyonumuz. Doğranan domatesleri de bu kaynatma istasyonumuzda kaynatıyoruz. İki taşım kaynayacak. Bir avuç tuz koyacağız bozulmaması için. Daha sonra burada gördüğünüz kavanozlara, yıkanmış tertemiz kavanozlara bu domateslerimizi doldurup ters çevireceğiz arkadaşlar. Kapağını kapattıktan sonra, sıkıca kapattıktan sonra ters çevireceğiz. Bir gün sonra artık raflarımıza dizmeye hazır olacak. Ters çevirmemizin amacı hava kaçırmaması. Hava girerse içine çürütür, küflendirir. Bunu istemiyoruz. Biz bunu kışın tüketeceğiz çünkü. Bildiğiniz gibi kışın aldığımız domateslerin içi bembeyaz oluyor. Yani yenmiyor, lezzetsiz oluyor. Ne olduğu belli değil. Genetiğiyle oynanmış bence onların hepsini. Ama bu domates tazeyken alıyoruz. Ve hem ekonomimize de faydası oluyor. Kışın 10 lira olan domates yazın 1 lira. Çalışan insanlar için de büyük kolaylık oluyor bu. Geliyorsun mesela, her yemeğe giren bazı şeyler var. Nedir bunlar? Soğan, biber, domates. Domates bunların başlıcası. İcabında soğanı kavur, domatesi dök üzerine. İçine tavuk at, tavuk sotu olur. Yumurta kırarsan menemen olur. İşte et koyarsan et sotu olur. Yani ana maddeyi hallediyoruz burada. Diğerleri yan ürünler aslında. Az sonra tuzumuzu da ekleyeceğiz. Tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir avuç kadar kaya tuzunu içine döküyoruz. Bu iyice sulanmasını sağlayacak. Tanelerin diri kalmasını sağlayacak. Karıştıralım. Kaynayan domatesleri artık kavanozlarımıza bu şekilde dolduruyoruz. İyice sıkmaya dikkat edin. Ters çevirin. Evet. Ve hemen ters çevirin arkadaşlar. Sızdırmazlığını garanti edin. Thank you.
kapakların yeni olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Eski yeni kapak olmaz. Alalım. Eski kapaklar hem paslanmış oluyor hem de hava alması garanti olmuyor. Yeni kapak alırsak sızdırmazlığı garanti oluyor. Büyük aileler için büyük kavanoz idealdi. Çekirdek aileyiz biz mesela, 4 kişiyiz. Şu boy kavanozlar çok ideal oluyor, bir yemeklik. Büyüğü açıp bir de muhafaza etmekle uğraşıyoruz. Üstten üstten, tüpten kapatalım. Tüpten kapat. Arkadaşlar domateslerimizi yaptık. Bakın bunlar yarım kiloluk kavanozlar. Bunlar çok avantajlı oluyor. Büyükleri tavsiye etmiyorum. Ben bir de büyükleri muhafaza etme sorunu oluyor. Yani şimdi açıyorsunuz, yarısını kullanıyorsunuz. Diğer yarısını dolaba koyuyorsunuz. Unuttuğunuz zaman bir tane daha açıyorsunuz. Bu şekilde süreç devam ediyor. Bu sefer dolabınızda yer kalmıyor. Ama bu kullan, kavanozu kaldır oluyor. Bu şekilde. Yani tembellik etmeye gerek yok. Bizim atalarımız ne yapıyor? Kış hazırlığı diye bir şey vardı değil mi eskiden? Market yoktu o zamanlar. Marketlere kimse saldırmıyordu. Şimdi herkes markete alışmış, koruyucu maddeli bir sürü ürünler var. Onları yediğimiz zaman vücudumuzda bir sürü atık oluyor. Şunu yapmada ne var ki? Aldığımız 30 kilo domates 3 saatte 5 saatte halloldu. Şimdi biz bunun gibi 4 tane daha yapacağız. Yani 4 günde halletmiş olacağız. Bütün kışlık domatesimizi yapmış olacağız. Tembellik etmeyin. Siz de bu işe girişin. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Çocuklarımızın sağlığı önemli bizim için. Çocuklarımız ne kadar sağlıklı büyürse bir sonraki nesiller o kadar sağlıklı olur. Unutmayalım. Obezite almış başını gidiyor. Şeker hastalıkları almış başını gidiyor. Biz bunları neden yapıyoruz? Çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız sağlıklı beslensinler diye yapıyoruz. Kendimiz sağlıklı olalım diye yapıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.